Çocuklar esere mi benziyor daha çok tavır olarak sana mı? Hangisi sana, hangisi esere? Ya, ya burada da... ben objektif olamıyorum ya. Buna sen cevap ver. Bilmiyorum yani tavır olarak. yani, yani sana, yani kuzey... sana mı benziyorlarmış gibi geliyor? Yani biraz bana tavır olarak ikisi de bana birazcık daha fazla benziyorlar gibi geliyor. Büyük olan kuzeyin zaten kuzey zaten eserin kopyası gibi yani. Hmm. Mete böyle biraz karışık. Kuzeyin tavrı nasıl benziyor? Kuzey sosyal bildiğin insanlarla konuşan. Ha evet orada sevgi hani sevgi dolu. Uçsuzlu. Sevgi dolu bir çocuk ya. <laughs> Senin ne uçsuzlu. alakası var ya? Sen gel ne yaptın sen Sen, yaptı sen, sen, ya? sen niye kuzeyi sahibin? Ben niye kendimi <laughs> övdüm ya? Sen Metin Metin üzerinden demiştim ya. Kuzeyin böyle bir iyi O halbim. da naz. O naz, nazlı bir çocuk. O da yine ben. İki, abolar, anneler ben olmuşum naz... mu? Evet doğru olmuşum olabilir, doğru, yani doğru doğru. kuzey ben. Mete de sen. Yani tip olarak da Mete sana evet, daha yakın. Doğru. Hmm. Mete şey. Yani ne yapıyorsunuz? Davrunda böyle. o da asosyal kenara duruyor. Ne gerek var <laughs> falan. Evet. Evdeki Buyurun. en olgun ruh Mete bence. Gerçekten, Gerçekten öyle. Hep bir bakışında şey var yani baba. Yani ne YouTube'u ya falan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz ikiniz? <laughs> mutsuz mu? Çift terapisine Çok ya. Çok Ya da video çekerken böyle real çekerken bir bakışı var değil mi? Falan. <laughs> Annem babam evde neyin peşinde onlar? <laughs> böyle tamam. şey yani biraz bekliyorum yani. Mete'den böyle bir ani çıkışlar. Daha böyle, yönet ya böyle yönetmesi zor biri olacak. Yani daha bize karşı çıkan Mete olacak gibi. Kuzey Evet. Berfu şey nasıl oldu? Çünkü i̇nsanlar mesela şimdi çocuk yapmak çok büyük bir sorumluluk ve hayatın çok büyük bir kısmını hatta kendine ayırdığın kısmından daha büyük bir kısmını ona ayırmakla alakalı. Ve öyle olunca iş, kendi özel yaşamın, kendine ayırdığın alanlar, oraların hepsi mahvoluyor gidiyor. Fakat ben sizde yani düğününüzden bugüne kadar süreci <laughs> gözlemci heyetiyle birlikte takip ettiğim için <laughs> ben çocukların büyüme sürecinde de yani sizin evliliğinizin yani bugüne kadar gelen süreçte de e, Çocukların mesela sizin işlerinizden, sizin hayatınızdan, hani bizimle olan görüşmenizden, hukukunuzdan da çok böyle alıp götürdüğünü görmedim. O böyle çok iyi yönetilmiş bir süreç. Bu nasıl oldu? Yani bu zamanlamayı hani senin için de ama esas olarak anne olduğun için sen nasıl yapıyorsun bunu? Ya birazcık hırsla da alakalı işte yani hem çocuk yapıp gerçekten çocuk bütün hayatın her şeyini süpürüyor yani eğer hani oraya limit koymazsan. Çocuğa limit koymak gerekiyor. İşte bu senin uyku saatin, bu senin yemek saatin, bu bizimle geçireceğin vakit, bu da bizim kendi vaktimiz. Orada birazcık annelik, işte babalık, işte ebeveynlik, ya karı kocalık ve benim kendi özel alanım, Eser'in kendi özel alanı. Çocukların da sonuçta onlar da birey yani onların da özel alanı olması gerekiyor. Oradaki o sınırları çok iyi çizdim yani onu hmm. hallettiğim için bir şekilde güzel güzel yolunu bulduk yani devam ettik. Şimdi şu an kaç yaşındalar çocuklar? Üç evet, buçuk. Ya. Dört buçuk değil mi? 4 olan kim başka? Kuzey dört buçuk değil mi ya? <laughs> Biz sana bunu söylemedik. Ya. Eser'in bir oğlu daha var. 2019. <laughs> 3, burada ya. artık bunu söyle. Geliyor. Bunu artık söyle. Dört evet, buçuk yaşında. <laughs> <laughs> yaşında. Onu da çağıralım. Nasıl ya? Dört buçuğa üç buçuk. Hayır aşkım. Ne? 4'e iki buçuk. Üç buçuğa iki. Üç buçuğa mi? bu ya. Babaya bak abi. Hayır. 2019. 2019. buçuğa. Ekim. Diğeri de 25 Mart 22. Ben tarihleri tam söyleyeyim de. 25 Mart. Sen şu an çocuklara dair bir detay ver. 21. i̇simlerini söylesene bana bir <laughs> <laughs> isimlerini. Aa iki buçuk dört değil mi ya? Dört Geliyorlar dört, dört. oraya doğru gidiyorlar. ay. Dört Ekim'de dört edin. oluyor. işte. Ama ben dört buçuk dedim tamam. Evet. Tamam dört iki. Bu nasıl babalık ya? Dört Ekim'de şey, ekim şey abi sorun. insan çocuğunun yaşını bilmez mi? Gerçekten abi, şey, Yaşıyla ilgili bir şey değil. Yaşını bilmez ama bir dokunuşundan her şeyi <laughs> anlarsın baba olarak. <laughs> <laughs> ya, ya zaman çok hızlı akıp gidiyor onu şey yapamıyorsun. Akmamış ki 4 <laughs> sene 3 sene olmuş kız, yani. nereye akmış hiçbir şey akmamış yani. O, nasıl bir 3 sene biliyor musun sen? <laughs> bence en sert dönemi başı ya çocukta gerçekten. İlk 3 gün mü? Senin için öyle gözüküyor çünkü ya. Garibin bu kız çekmiş ben, her şeyi. Gerçekten çok çektim. Ben çektim tabii Berf ya. Berfu yani Kuzey Mete ve Eser'e baktı diyebiliriz. Evet. Üç çocuğu var yani. Ha Bir de şimdi bak bir çocuk yaparsın ve ya tamam o... Artık yani evlat, sonra ikinciyi, i̇kinciyi yapmak, yok. aynı motivasyonla kaldığın yerden devam, devam etmek yani. İnanılmaz. Ben aynı de anladım. inanamıyorum. Delirmişim ya. Yani şeyi <laughs> hakikaten yani çocukla çocuk bakma bence. ve bütün sistem tabii ki pandemi falan süreçle bize evet. yardım etti de e, Berfu bu konuya çok yatkın biri. Hmm. Yani kardeşini de büyüttüğü için Hayır, yaş öyle olarak... Öyle bir şey yok da kardeşim ağlayayım kardeşim, ya ya kardeş, yani. Ablasın ve ablalıkta o duygu var zaten. Bu konuyu çok... Hızlı adapte oldun yani. Ben hala işte çocuklar kaç yaşında? Ne oluyor? Büyüyoruz. Benim iki oğlum var falan. Şey değilim yani. Hala ben çok yabancı tamam, bir şey sana. Yani biraz babalarda. Benim babam da mesela hala bana şey sorup duruyor. Yıllardır <laughs> kaç yani. Kaç yaşındasın? kaç oldun? Bana? Enteresan bir, olmaz, bir şey ama. Ya bir biraz şey. E, ya içgüdüsel olarak baba olmak biraz daha böyle daha mesafeli ve daha şey e, olmayı Sanki vücut öyle bir şey istiyor gibi ama artık yeni babalık bu değil. Yeni babalık, yeni, babalık, ben yeni bunu... babalık yani güncel babalık artık anne anneyle tamamen eşit şartlarda ve hatta daha fazla yardım eden yani full aktif o dünyada olması gerekiyor. Ama içgüdüsel biraz şeysin yani zor bir şey. Yani. Şu Kötukları an babalık. Çocukları büyütürken eserin katkısını. Bir ila ah, 10 Öyle arasında puanlı ya. diyecektim. Sıfır diyemezsin. Sıfır. Sıfır diyemezsin. Bak yemin ediyorum son en az ay. En az iki. <laughs> Bak en az iki. En az 2. Biraz tartışsak 3. Üç. 3-4. <laughs> üç, ya yemin ediyorum. <laughs> Ama hiçbir zaman 5 değildir. 5 asla değil. <laughs> beş değil. Bu arada 3'te de değil. 0 1 <laughs> olabilirsin hayır, hayır, max. Hayır hayır. O da sonra <laughs> <ay>. yersin. Milyonların <laughs> önünde hakkımı yersin. 3. Bits gerçekten ve son, hakkını tarzı yerim ve çok da kolay olur benim için. Yani <laughs> asla o kadar değil. Üç falan mısın? Ya. Ya böyle... Ulan biraz yukarıdan açsana şeyi. Ben, bu ama ya... Altılarla girsen dörde düşer o belli. Ya abi altıya giremem, son, giremem 10, 10, 10, 10 falan sıfırdan ya. Sıfırdan gelmişim anladın mı buralara? <laughs> o yüzden üç müç iyidir yani. Mümkün değil ya. Ama o gerçekten o ya, benim... yani? ya, tavrım... bir şey. Sıfırda değildir. Sen ne yapıyorsun? Hiç su da mı getirmedi bu adam sana? Hayır ya evdeki tavrım. Bir şey söyleyeceğim aşkım. Sen babalı yani bütün o Olur. evdeki huzuru yönetme, Fark. senin mutluluğun bir şey yani bütün genel Benim olarak... Benim mutluluğum bizim ikimiz arasındaki. Hayır ama çocuğun gördüğü baba figürü çok iyi hep. Aa. Hep iyi evde ve... Hiç böyle... Sürekli yatıyorsun aşkım yatıyor evde. Yatıyor ama evde yatıyorum mesela. Yani <laughs> burada konuyu şey olarak bak. <laughs> Babanın evde gördü aile resmi çok güzel çocukların ya. Babalık, Araba mes babalık anlayın meselesi sıfır ediyor. E, babalık meselesi hakikaten 3 yaşından itibaren çocuğun böyle şuurlu bir şekilde baba deyip sana gelip bir şey istemesi 3 yıl oluyor abi. İlk 3 yıl hakikaten çocuk daha hani muhtaç, isteği bilmem ne ağlama etme ne dediği anlaşılmayan bir durumda. Dolayısıyla ben şimdi devreye girdim aslında. Yani <laughs> şu an şimdi, şimdi bundan sonra ben varım. Şey. Şimdi seyret gör bakalım 3 mü 5 mi 0.75 mi gördün. Sabah ben arabayla bilmem bir saat gidiyorum gidiyor onları hiç anlatmıyorsun. <laughs> ben şu an her sabah bir mesaim var. Sevgili e, seyirciler. Yazıklar olsun. 4, evet. 5. E, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten? Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi ben, Necati abi. Zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız, uygulayıcı yapımcılarımız Mahir, Funda e, hep beraber düşünüyoruz. Kast ajansı hep birlikte. efendim Düşünüyoruz. Buraya kim olur? Buraya kim olur? Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum. Hiç. Ee, film biraz işte biraz önce sen başta da yani söyledin. Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hem internetteki videolarını seyretmiştim, hem Aykut Eniştiyi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu. Yani Cem bu dedim. İşte eve geldik birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge Özge öz Çok enerjisi çok yüksek. Mütüf müthiş de. oynamış ya. Müthiş çok, oynamış çok, yani Bursa'da sahiden o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Sonra Hakan abinin gözü bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence çok kıymetli bir noktada. Ve hepsini tanıyor yani hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor hepsiyle çalışmış. İşte Toygan da Hakan abi sayesinde girdi girdik iyi ki girmiş hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla fikri bir anda Hakan abiden geldi. Olanlar oldu da mesela ülkü duru fikri de Hakan abi'den geldi. Yani Hakan abi varken bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncuyla beraber işte İtalyan provalar bir şeyler e, o, o düşün diyorlar ya işte e, onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında e, böyle hani daha önceden bunu bu oynar bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum yazarken hepsini bütün karakterleri ben oynarken şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Ya yani ee, Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal drama. Yani bilinçli bir tercih miydi? Ee, yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar. Öyle mi gelişti? Yok. Ben onu düşünmüştüm daha önceden. Ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım seni oraya. Teyze o hikayeyi söylemiş sana. <laughs> ya, teyze söyledi hikayeyi. Ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Eee... ...başında sen de söyledin aslında bunu... ...çok güzel bir izleyicimiz doğdu duygu da görünen yani o... ...bence bu finalin üzerine durmayalım artık... ...biraz gırgır neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş... ...Ertem Eğilmez... ...Avzu filmi de koline geri götürüyor demiş... ...o filmler çekilmemiş olsa... gırgıriyeler işte ...Ertem Eğilmez sineması... ...Yavuz Turgul sineması... ...Nesli Çöl geçen... ...yani o Yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız... ...o, o Yeşilçam'ın gölgesinde büyümüş çocuklarız... ...o kozalaklar düştü kafamıza yani... Kalbimize de düştü. Şu an hala mesela sen Havavam sınıfını sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. bir <laughs> dakika. Bir bulaşlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? <laughs> Artık çok. <laughs> Artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyonda ne oluyor? <laughs> oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> Hoca sabah hocayla konuştum. <laughs> Gerçekten konuştum bu arada. Hocam Hoc baş tacı, hocam bir dizem ameliyatı geçirmiş. Buradan ha. selam yollayalım. Şimdi bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız, ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş, e, diz ameliyat olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. E, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesilesiyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulakları içinde atalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz sabaham sınıfını sinemada izlemedik. Yani olabiliyor. Bu ki efsane bölümlerden bir tanesi. E, orada da köleyi sen oynadın. Ya çok eğlenmiştim. Ben senaryoyu gördüğümde ya gözlerimden yaşlar gelerek okudum. Genelde zaten öyle okuyorum. Hani senaryoları çok eğleniyorum. Bir de hani durumda ben ilk kan olduğu için hani köle <laughs> durumu. Gözümün önüne geliyordu hep nasıl olur ne biter falan. Biraz da bu oyuncu gerginliği vardı. Hani nasıl olacak acaba ne düşünecek rejisör ne yapacak falan. Çok eğlenceli oldu ama. Abi bazı tekler var çok üzüldük ya. <laughs> hani bazı neyler var? Bazı tek yani Kıvancın bazı tekleri var. <laughs> ee, hani kullanılmamış bazı kullanılmış falan. Yani evet bu bir dizi, bu bir senaryo ama arkadaşımızı o halde görünce de biz bir üzüldük. Ve ee, bir komedi bu. Ama hani bir şey de değil. E, <laughs> durumun kendisini yargılıyor da değiliz. Çok zor durumda gözüküyor falan ve <laughs> çok mutsuz olduk. Dedik ki hani ya bir komedi dizisi yapıyoruz ve yaparken çok üzülüyoruz. Bunda bir yanlışlık yok mu yani? <laughs> Seyirci de e, çok ya, üzüldü. Yaşlı yıkamayı anlatsana Sedef evet kesin ya. itiraz koymuş. ya. Bunu yayınlayamazsınız diye. İlk sezon yaşlı yıkama bölümümüz var. Hmm. İşte Yılmaz e, yalnız yaşayan yaşlılar yıkanmakta çok zorlanıyorlar deyip yardımcı olmak istiyor. Ki e, Yılmaz'ın bu tarz durumlarda her ne kadar e, aşırıya kaçsa da e, dayanağı genelde ikna edici oluyor. Bu şey doğru yani. Yalnız yaşayan yaşlılar var ve yıkanmakta zorlanıyorlar. Buna yok öyle bir şey diyemezsin. Ama hiç bu konuda eyleme geçmezsin ya hayatta. O geçiyor işte. Biz bölümü bölüm çekildi, bitti. O kadar üzülüyoruz ki şeye çıktık onu. Abi biz neden hani gerçekten bu yaşlara yardımcı olmuyoruzza çıktık sette hani. Biz kendi hayatımızda da yaşları yıkamalıyız dedik. Yani Yazın Yılmaz haklı çıktı. ya. Bunu bu şekilde yayınlamayın demiş. Ekstra bir 8-10 sayfa komedi yazdık sonra bölüme. Sonra Öyle bölüme mi? komedi yani komik şeyler ekledik. Acıklı biraz. mı oldu çünkü? Yani böyle... abi çok, çok acıklı oldu. Acıklı olduk. Çok. Üzüldük ya, mahvolduk ya. <laughs> böyle komedi dizisi mi olur ya? Böyle komedi dizisi olmaz dedik ya. Size bir tane sahne söyleyeceğim Kova. İkinizin bu biz en sevdiğimiz 10 sahneyi çıkardık gibiden şimdi ilk 5'i gördük şimdi ikinci beş, ikinci 5'i gördük İlk 5'i birazdan göreceğiz. Abi bir sahne var ya ben gerçekten kendimi bıraktım yani hayattan soyutlandım böyle gülmekten. Yan yana oturuyorsunuz ee, ilk kanım be diyor vuruyor onu bir getirsenize vardır şeyde bir izleyicilerin şey. Yılmaz'ım be İlk kanım be Yılmaz'ım be öyle bir vurmalar devam ediyor o vurup. O sahne gelince haber verme. O vurmalar devam ederken muhtemelen yani senaryoda mı böyle bilmiyorum ama bir gülme krizi başlıyor. Yani kontrolsüz. Ee, sen gülme, gülme diyorsun ama bu arada arkada biri bayağı kopuyor. Feyyaz <laughs> Ödül ki gülme lan diyor. Şimdi bu senaryoda yok değil mi? Orada bir gülme krizi patlıyor. Evet. Biz izleyici olarak öyle görüyoruz. Evet. Var mı geldi mi? Bulunca getirin. O, o Ne oluyor abi? Gülüyor. Abi gerçekten sinirlerimiz boşalıyor o durumda. <laughs> ya şöyle bir şey var. Bu ekipte dalağı en sağlam kişi benim. Ee, ben mesela bazen öyle şeyler oluyor ki zor tutuyorum kendimi. Atıyorum Kürşat Kıvanç öyle bir şey yapıyor ki zor tutuyorum. Çünkü o sahne bozulmasın. O, o çok gıcık şey o sahnede kalsın. Yani Candaş, Feyyaz orada gülmüşse ağzının ucunu görmüşseniz orada korkunç bir sinir bozukluğu var demektir. Evet Aksi halde gülmez çünkü. <laughs> ben yani çok tutarım kendimi. <laughs> en böyle tuttuğun böyle hani böyle ölüyordum dediğin sahne hangisi mesela senin? Abi küçücük anlar oluyor. Bazı küçücük anlar ve çok sinir bozucu oluyor. Ya atıyorum mesela bu ikinci sezonda Kıvancın ağlar bir sesle hat dog'u batsın diye bir haykırması var. O beni mesela günlerce içimi gıdıkladı birisinin hat atsın diye bağırması böyle bir sürü ufak tefek bir sürü an oluyor onun dışında bazı sahnelere hani böyle biz taş gibi giriyoruz kafamızı hazırlıyoruz zaten karavanda çok çalışmış oluyoruz ama bazen iş çığırından çıkıyor birisi hiç dikkat etmemiş oluyorsun ona yani mesela alışık karavanda gördüğün şey değil o bir şey çıkartmış sahneye o zaman böyle bir içim kaynamaya başlıyor. Ama ben tutarım yani genelde ekseriyet. Twitter'dan bir soru var. <laughs> Cem Bey yeni ekip bu mu? <laughs> diye sormuşum. yani Bundan sonra bu ekiple mi devam? Abi, yani sen öylesin ya hep kafada yani. Abi yok yani biz yıllardır tanışıyoruz çocukken dedim ya yani ben onu küçüklüğünden beri bilirim yani. Ee, bizim ya şöyle bir şey var yani genleşmek, kalabalıklaşmak meselesininle ilgili ne böyle bir takıntım ne de Tutkuyla bağlı olduğum bunlarsız olmaz diyeceğim bir şey var. Ya, ikisi de çok kıymetli bir şey ama temelde bir şey var yani kafa dengi insanlarla yapılacak bir şey komedi öyle e, yani bir, gerçekten kolay olmuyor. Yani evet. yalnızca yani metine sahip çıkıp da anladım tamam bu adam böyleymiş bu kadın böyleymiş demeyen birisinle yani devam etmez. Ha bizim bu son maceradaki arkadaşlarım e, maşallah hepsi yıldız yani hepsinin işi evet. de var. Dolayısıyla dolayısıyla bu birazcık pahalı bir kadro yani biz Bir taraftan <laughs> şunu da biliyorum. Maddi manevi yani takvimsel olarak öyle. Şey bir oyuncudan bir oyuncu ile ilgili merakı olduğunda bence çok önemsediği başka bir şey daha var. Eee eğlenir miyiz birlikte? Yani sette eğlenir miyiz? Hani bir sorun çıksın istemiyorum diyor. Ama mesela çünkü çok, çok kötü önemli çünkü. Ve olur. Bu, bu sorunun üstüne çok düşünüyor, soruyor. Bir kişiye değil güvendiği birçok kişiyle konuşuyor. Sosyal bir iş abi bu. Sosyal evet. bir, Sosyal bir de iş. de şeyle ki. dediğin gibi yani iş komedi bir yandan insan ruh halini çok etkilemez mi? İstemediğin, of. sevmediğin, ağrza ben... ters birin olmasın. Aslında birbirimizi o anlamda yani insanların tavrına saygım var. Yani birisi bizim kadar sosyal olmak zorunda de Yani uh -huh. işini yapar, gidip uh -huh. karavanında çekilip de Ayrı konu. Yani onu böyle o kadar kişiselleştirip de gelsene ya şurada gülüyoruz. <gülüyor> bu da katılmıyor. Bir daha olmasın bu. Öyle öyle bakmıyorum. Mesleğe yaklaşım olarak o bir ortak özellik arıyorsun diyorsun ki yani hedefi ne, amacı ne arkadaşının masaya mas değil he, mi? masaya ne koyuyor? <laughs> yani beraber anlıyor muyuz bu espriyi? Çünkü ben yani e, yalnızca filmlerde değil, çok günübirlik setlerde de bulundum reklam vesilesiyle. E, ya bu iş çok karmaşık bir konu. Yani herkes e, bazen kazara yanlış anlamayın. Yani bazen kazara bu işlerde olan insanlar oluyor. Hmm. Yani herkes biliyordur bunu. Örnek verir misiniz? Binlerce verir. Bir tane verir misiniz? Katalog, kat. Türkiye'den bir tane verir misin mesela? Kazan Vermemeli. Yani. Mümkün mü böyle bir şey? Ben hiç kimsenin canını yakmak istemem. O rolü şöyle değiştiriyoruz. Yani genellikle benim canımı yakmak isterler. Ben kimseyi üzmek istemem ama mesele şu. Yani hakikaten e, bugün Türkiye'de hani bir yere bir espri var Türkiye'de şimdi artmıştır çok. 10 milyon olmuştur. Ya yani 5 milyon müdür varmış Türkiye'de diye bir espri vardı. Aktörlük de öyle bir şey. Yani katalog 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 ajansa yazılmayan insan yok. Kaza nasıl olmuyor ama ya? Çünkü iş onu kaldırıyor. Yani iş onu idare ediyor. Belki 15 sene bile idare ediyor. Yani iş ondan fazla bir hüner beklemiyor. Yani ya demek öyle diyorsun eve gidiyorsun. Yani. Şimdi bunun aktörlükle bilgisi yok ki. Biraz e... <laughs> yani var mı? Yok yok değil mi? Yok. Yani yani, yani rol arkadaşlarınızın masaya yatıralım istiyorum ben ama. Burada yani, olmayanları bence yatıralım. Ben onlardan ne, ne, bahsediyorum. Evet abi nedir bunun? Mesela abinizle başlayalım isterseniz. <laughs> Valla abimin bu işte <laughs> ya da benim yaptığım işlerde aslında yani tırnak içinde oyuncu olarak orada bulunması bir neşe işi. Onun hiç öyle bir dünyası yok. Onun yani temelde bu böyle yazarlıkla ilgili bir ha, macerası top. tasarlanırken ölkü dizerken ne bileyim tercihler yaparken çok bir yardımı oluyor elbette. O işin hani ciddi bölümü, şaka bölümü de Abi nesprisi şudur yani tekneyi bekleyen çorbayı içer. Hani onun peru hep hazırdır. Ya, hakikaten. Abim peru orada hazırdır. Evet. Er yetiş diye bir karakter vardı o da bu Arif de Bayıldım ben. Er yetiş karakterinin peru karavanda durur abicim. Abim de setteyse var mı abi er yetişlik bir şey diye takıyor. O bizim aramızda bir espri. Ama bu arada Can abinin oynadığı karakterler hepsi çok efsane olan karakterler. Yani çok kısa ama hiç unutulmuyor. Mesela <laughs> İsmail Bey değil mi kendi patlayan. Evet, abi, evet. O unutulmaz bir o şey mesela. mesela o o bayağı uzundu. Uzun bir rol o yani. Ama yani bizim aramızda bir şakadır. Onun da öyle bir maci şeyi var. Yani bu, bununla ilgili bir iddiası yok yani. Eğleniyoruz yani kendi aramız o kadar da olur. Ama komik şeyler yaşamıyor değiliz. Yani yıllar evvel bana şey demişti. E, Yahşi Batı filminde kötü adamlardan birini oynamak istedi. Dedi ki Johnny Lash. Johnny Lash karakterini ben oynayacağım dedi. Ben dedim ki ya dedim "Moruk o çok zahmetli. Atabinin, atlanın, öyle yap böyle laflar söyle." Ya yani dedim böyle bir eğlenceli çünkü ben biliyorum yani yolculukta onu he he dersin sonra orada yoruluruz yani. Dedim ki "Sen dedim bence onu oynama falan filan." E sen burada arif olacağım diyorsun, oluyorsun diyor. <laughs> ya şimdi olur mu bu yani? Böyle böyle bir şey olabilir mi? <laughs> ee, daha önce çalıştıklarımdan mesela e, Zafer abim elbette. Ee, Çağlar. Gene pek yakında da beraber oynamıştık Çağlar'la. Onlar ee, daha önce oynadıklarım. bir de hiç yani bir de Uraz'la bir küçük böyle bir iki arada filminde. Uraz'la bu arada Tuntun sen 2019'da konuşmaya başlamışsın değil mi? Tabii. Tabii ki. Öyle mi? Bodrum'a gelip gidiyordu. Bodrum'a. 2019. Evet evet. 2019'un yazında başladım onunla. Takvimleri dolu abi. Yani o sıralarda işte bir asıl Crowe'u yokladım. <laughs> Türkçe oynayabilir misin diye. Ya o Zeus olacakmış. Herkesin işi var yani. <laughs> Uraz bu kadar çeşitli bir şeyi ilk defa yapıyoruz. O da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ya bu kadar çeşitli bir şey. Mesela daha önce yapan biri var mıdır acaba? Yani 8 bölüm içinde 8 film. Evet. Ya böyle bir şey Dur, yani, işte yani başka bir ama. yani ben mesela oyuncu olsam falan Zor. Acayip de bir deneyim bir anda öyle değil evet, yani. Evet canım çok heyecanlı Ama deneyim de. ama yani birazcık çok çok zordu, zordu işte. Çok büyük Tam gereken. ondan bahsediyorum işte. Yani çok zordu. Öyle benim diyenin yapacağı bir şey değil Üzgünüm yani. O nedenle bazen sistem ediyorlar yani biz niye yokuz falan. Bilmem neden acaba. <laughs> Zafer abinin yaz hikayeleri var mı? Ben bilmiyorum mesela. Zafer abinin Ya benim bilmediğim var mesela. Nerede? Ne hikayesi? Sizin <laughs> setten var mı? Abi Zafer abi çalışkan bir insan ya. Yani evet. çok çok enerjik. İşinde yani öyle bir e, komedik e, yani aksiliklerden komiklik e, yaşamıyoruz onunla. Ama bir keresinde science fiction bir film çekiyoruz. Ben, Nilperi ve Zafer abi var sahnede. <laughs> Zafer abim voiceover yani dışarıdan seslendirilecek olan sayfalarca replikler var. Bir de canlı olarak söylediği replikler var sahnede. Yani bir diğeri 6 ay sonra stüdyo ortamında kaydedilebilinir. Ama bir grupta orada söylemesi gereken laf, çekim sırasında söylemesi gereken laflar var. Zafer abi o gün sete gelirken 6 ay sonra söylenecekleri 3 sayfa onları ezberlemiş. Yani yanlış şeye çalışmış. <laughs> yanlış şeye çalıştığı için de Telaş yaptı tabii ve çok zahmetli bir makyajı var. Gerçekten 45 saniyelik bir sahne yani. Ama bütün gün onu boyadılar. Zeyrek'te çekiyoruz. Bütün gün boyadılar. Acayip bir kostümler giydi. Geldi söylüyor lafları. Diyorum ki abi onlar değil bugün. Onlar 6 ay sonra... Bugün lazım olanlar, bugün <laughs> lazım olanlar hangisi ya diyor gösterdim. Ulan bana ben öbürleri zannettim diyor. Abi bak orada küçük parantezde ekranda söyler yazıyor bunları. <laughs> Sen de canlı. dedim canlılar, ha canlılar yok dedi. <laughs> Elimde. Dolayısıyla yani çok zorlu bir gündü o. Bir de bir mağaradayız bir falan filan. Bir de o falan. makyajla falan. Makyajla. Bayağı o gün uzaylı oldu.